Seni Genshin bağımlısı. Demek Genshin oynamaya doyamıyor ve daha fazlasını öğrenmek istiyorsun. O zaman bu video tam sana göre. Genshin'deki her bir bölge gerçek dünyadan bir bölgeye denk geliyor. Liyue için ise bu Çin diyebiliriz. Bolca kültürel, mimari, müzikler ve köpek yemenin en iyi adresi. Peki ya bu şehrin sakinleri kim? Baizu. Boynuna doladığım yılanla hastalıkları kendi bünyesinde toplayabilen bir jinekolog. Bir gün altın diş bulmak için kazdığı bir mezarda Kiki'yi bulup çocuk işçi çalıştırmak daha ucuz olduğu için eczanesine getiriyor ve Liyue halkını tedavi ediyor. Beido. Ülkesine giren milyonlarca Suriyeli'yi gemisiyle Yunanistan'a kaçırıyor ve yazın Çeşme sahilinde kavunun içi dondurma satıyor. Nedir biliyor musun? Bu göçmenleri yabancı ülkeye gönderiyorum diye bak. Ben Türkiye'yi boşaltıyorum. Ama ben ceza yemişim dayıcım, ceza. Ganyu. Liyue mandırasında çalışıyor ve günde ortalama 20 kilo süt veriyor. Hu Tao. Çılgın bir kişiliğe sahip bu tabutçu, insanların bu dünyadan huzur ve beyazlar içerisinde göçebilmesi için Liyue pamuğunu mabadımıza dühul eyliyor. Keqing. Dini otoritelere karşı çıkıyor, yanderelik yapıyor ve insanlar namaz kılarken gelip arkadan pandik atıyor. Arı sokması orucu bozar mı? Hayır. Yüzmek orucu bozar mı? Hayır. Ningguang. İnşaat sektöründe çalışıyor. Eğer binalar havada süzülürse o zaman depremden de etkilenmez diyerek Kürt ustalarına günde 2,5 litre kola alıyor. Shanhe. Küçük Emrah'ın kayıp kardeşi olarak ailesinin yanından küçük yaşta ayrılıyor ve turna kuşları tarafından büyütülüyor. Emrah koş! Ananı sikiyorlar! Benim acım bana yeter. Tartaglia. Tren yolunun 11 kuryesinden biri olan Naomi Dear Child, Liyue'de işportacılık yapıyor ve 1 milyona duvara yapışan Spider-Man satıyor. Abi gel, annem seni yıkayacak, pişmanı hazır. Ya ama annem hep çok sert yıkıyor sırtımı. Shanning. Liyue Turizm Meslek Lisesi'nde okuyan bu kız, Liyue Sanayi'nin oradaki tabildotçuda aşçılık yapıyor. Belki ağlamaya programlıdır. Yazık abi, baksana haline. Faruk ben. Bob Marley Faruk. Chonyun. Fethiye Ölüdeniz'de annem yapıyor ben satıyorum sloganı ile 3 topu 50 liraya vanilyalı dondurma satıyor ve okul çıkışı arkadaşlarıyla Valorant'a gidiyor. Shao. Aslen bir Türk genci olduğu için durmadan dert içinde yaşıyor, babasıyla problem yaşıyor, ana karaktere havalı gözükmek için götünün dibinden ayrılmıyor. Karşı komşunun kızı düşüyor lan. Lan içeri. Shingchu. Baba parası yiyor, tüm gün Wattpad okuyor ama Sacrificial Sword verirseniz sizi mutlu ediyor. I am gay, 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 I like long, big cocks. I am a super, super gay, I like long, big cocks. Shinyan. Bu kim amına koyayım? Yanfei. Eşlerinden ayrılan kadınların aklını çeliyor ve kocalarına karşı nafaka davası açtırıyor. Şimdilerde Şeyma Subaşı ile Antalya Konya altında tatil yapıyor. Yunjin. Ebru Gündeş'in yanında eğitim aldıktan sonra Rıza Sarraf'la ilişki yaşıyor. Bunu gören Ebru Gündeş çok sinirleniyor ve Bülent Ersoy'a haber veriyor. Daha sonra Bülent Ersoy Yunjin'i ardından Captain Marvel ile Thanos'a karşı son darbeyi vurmak üzereyken Kenan Evren geliyor. Darbeyi siz değil ben vururum diyor ve 2000 years later. Jong Li. Büyük taşak enerjisi. Bendeki büyük taşak enerjisi. Hamdi gibi büyük, meşe ağacı gibi kalın, Kızıldeniz gibi geniş, Christmas'li gibi yağlı, keçi sakal gibi kıllı. Ben
iki büyük taşak enerjisi. Yalan. Geceyi aydınlatan ayın ışığı en güzel onun teninde duruyor ve beni güneşten daha çok ısıtıyor. Tek bir gülüşüyle her derdimin devasıyken beni hasta yatağına düşürüyor. Böyle bir aşk görülmemiş dünyada, ne geçmişte ne de bundan sonra da. Arasalar bulamazlar rüyada, göremezler seni yazdım kalbime. Ya birader, yapacağınız bosu kim? Bunun ben vurduğu hasarı kim? Amına kodum büyük kurbağası. Morax keşke seni yer altına hapsederken ananı da sikseymiş. O evladı seni. Şamanamanam da bıdıba. Şuup di dolyu deba. Şamanamanam da bıdıba. Şuup di dolyu deba. Şuup di dolyu deba. Şuup di dolyu deba.